Almanya'da yaşayan gurbetçileri kim anlar? En basiti şu. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Merkepten düşünce. Hocam bir şey mi var? Bir derdin var mı? Neren ağrıyor falan diye sorunca siz beni anlamazsınız. Merkepten düşeni getirin diyor. Almanya'da yaşayan gurbetçi ancak Almanya'da yaşayan gurbetçi anlar. Çünkü aynı dili kullanıyorlar. Aynı duyguları yaşadılar. Aynı acıları çektiler. Aynı üzüntüleri yaşadılar. Aynı hedefleri var. Aynı çalışıyor sistem. Kalbi birlik, ruhi ahenk. Hem kalbi bir birlik var, hem ruhi ahenk var genel olarak baktığımızda. O yüzden gurbetçi hemen anlar. Senin derdini sen gurbetçiysen gurbetçi anlar. Sen eğer Almanya'da yaşıyorsan, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi uzman seni anlar. Öbürü sadece nefes tüketmek, enerji tüketmek, para tüketmek, zaman tüketmek. Cevap bile vermemen lazım. Seni anlamayan bir insan seninle konumla alakalı yorum yapıyorsa tenezzül etme. Ona cevap vermek için, onunla mücadele etmek için o seni anlamadı ya. Saçma bir şey söyledi. Sen Ankara dedin, o Malkara dedi. Onu düzeltmeye çalışma bile. Boşuna nefes tüketirsin, gerekiyor. Çünkü o seni hiçbir zaman anlamayacak. Çünkü o Almanya'da yaşamıyor, gurbetçi değil. Onlar o duyguları bilmiyor, öyle bir şey yok. Onun zihin dağarcığında yok. O yüzden senin en büyük mağduriyetin ne biliyor musun? Seni anlamayan insanlarla bir konuyu konuşmak yani. Senin bir problemin varsa seni anlamayan, gurbette yaşamayan, Almanya'da yaşamayan bir uzmana danışman mağdur oluyorsun. Ben sana söyleyeyim, mağdur olacaksın. Paran gidecek, zamanın gidecek. Kendini ispatlamak için çaba göstereceksin. Bir sürü laf konuşman gerekiyor. Yorulacaksın, enerji tüketeceksin. Benim derdim beni yormadı. Derdimi ve o yaşadığım derdi anlatmak beni yordu diye bir söz var. Bu manaya geliyor. O yüzden gurbetçiysen seni ancak Almanya'da gurbette yaşayan, senin duygularını anlayan, buradaki bir uzman anlayacak. O sana yardımcı olacak. Boşuna para harcamana gerek yok. Biz bile şuradan anlıyoruz. Avrupalılara, gurbetçilere, Almanya'da yaşayan veya Fransa'da, Hollanda'da yaşayan gurbetçilere bir video yapıyoruz. Anlamayanlar yorum daha fazla yazıyor. Bak çok önemli. Anlamayanlar, bilmeyenler, cahil cuhelalar daha fazla yorum yazıyor. Sen bir şey anlatıyorsun. Mesela hedef konusunu anlatıyorsun ve bunu bir yolculukla anlatıyorsun. O duyguları yaşamadığı için, hiç bilmediği için başka bir şey söylüyor. Peki cevap yazıyor muyuz biz? Hayır. Yazar mıyız? Hayır. Muhatap alır mıyız? Hayır. Seni anlamayan insanlara zaman harcaman ve para harcaman değmiyor yani. O seni anlamayacak. Artık hayatında bir şeyler değiştirmek istiyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan, o zaman sana individüel, gurbetçiye uygun gelişim programları sunan uzmanlara git. Avrupa'da yaşayan gurbetçilere yıllardan beri kafasındaki kilitleri nasıl sökeceğini, açacağını, içindeki potansiyeli nasıl hayata geçirip başarmayı ve çevresindeki insanlara faydalı olmayı gösteriyoruz. Bununla beraber o insanların beynini başarıya programlıyoruz. Artık sen de vakti geldi diyorsan, karar verebiliyorsan kendi başına, ertelemeyi bıraktıysan artık, o zaman bizimle iletişime girip bizim programlarımıza katılabilirsin. Biz senin dilinden konuşuyoruz. Şimdi hemen mailcoaching.com sayfasına gir. Bizim programlarımıza katılabilmek için başvuru formu doldur ve gönder. Hoşça kal.